Ademciğim, reklamın getirisinin çok güzel bir soru sordun. Reklamın getirisini hiç kimse bilmiyor. Yani en bu pazarlamanın, reklamcılığın Holy Grail'i deniyor buna. Yani kutsal maşrapası deniyor. Reklamın bir faydası olduğu düşünülüyor. Bunu rakama dökmek çok zor. Birçok kurum defansif reklam yapıyor. Yani ulan ya yapmazsak da piyasa payımız düşersek diye korkudan reklam yapıyor. Güzel bir noktaya değindin. Bence üniversite içinde çalışan bir kahve arabasının belki başlangıçta biraz kendini duyurması gerekir ama her ay reklam yapmasına gerek yok. Yani Umre haklı, Business Analytics tool'ları oyunu değiştirdi. Artık o kadar ince görebiliyoruz ki, sosyal medyada bir kampanya yaptık, satışımız yüzde kaç arttı, bunu görebiliyoruz. Eskiden televizyona reklam verdik ne oldu, gazeteye reklam verdik ne oldu, bunun karşılığını göremiyorduk. Ama şu anda insanların hangi reklama tıklayarak ne alımı yaptıklarını, oradan bize kaç para geldiğini falan görebiliyoruz. Selman, çok güzel bir şey söyledin. Kahve elçileri belirleyebiliriz. Her sınıftan bir öğrenciye günde 2 kahve, 3 kahve bedava deriz. O gider arkadaşlarını molalarda, ya gelin gidelim bir kahve içelim falan, kahve satışlarını tetiklemeye çalışır. Mesela arkadaşlar, hani bunu siz söylediniz diye tekrar geri gidiyorum. Ve şu maliyetlerde şu 300'ü çıkartırsak ne olur, ona bir bakacağım. Bakın 300'ü sıfırladım. Baş noktası 1957'den 1830 bardağa düştü. Gördünüz mü? Yani azalttığınız her maliyet sizin baş noktanızı geriye çeker ve karlılığınızı arttırır. Excel tablosu da, yani Excel ya da hesap tablosu da bu iş için biçilmiş kaftandır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve rakamlara bakabilirsiniz. Şimdi burada Murat Hoca'ya dönmeden önce şöyle bir sonlandırma yapayım. Hazal'cığım, şunu dedim, defansif reklam, yani ya yapmazsak korkusuyla yapılan reklam dedim. Şimdi Coca-Cola reklam veriyor, Pepsi reklam vermezse ne olur? Ulan bir sonraki ay bir senin piyasa payın düşerse, ya acaba reklam vermediğinden mi düştü diye içine bir dert düşmez mi? O dert düşmesin diye, yasak savmak için, yani sadece defansif amaçla reklam verdi yıllarca büyük şirketler. Yani işte bir şirket şu kadar veriyor, biz de bu kadar vermeliyiz. Birbirlerinin reklam bütçelerini kolladılar. Yani akıllı reklam yapmak gerektiği çok net de, yani ne kadar harcadıklarına baktılar. Ama reklamın ne getirdiği uzun yıllar ölçülemedi. Çok yeni yeni big data ile bu ölçülebilir hale gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, evet, kahvenin virüslere karşı çok etkili olduğunu yayarsak bu iş tamamdır, doğru. Ama yalan reklam yapmıyoruz Mustafa'cığım. Faruk'cığım, Mustafa çok önemli bir şey söyledi. Mustafa Aslan, arkadaşlar çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bitirmem lazım ama bitiremiyorum çünkü bence esas önemli burada oluyor. Okul içindeki diğer kafelerle nasıl mücadele edeceğiz? Mustafa'cığım, okul içindeki diğer kafeler zaten eksklusif almışlarsa, yani bizden başka bu okulda kimse kahve satamaz diye bir anlaşma yapmışlarsa yönetimle, biz bu işi yapamayız. Onlar eksklusif almamışlarsa biz bu işi yapabiliriz. Biz bu işi yaparsak onların kahve satışları azalır mı? Kısmen evet, ama okul içindeki kafenin Starbucks gibi bir fonksiyonu var. İnsanlar orada oturuyor, ders çalışıyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, Wi-Fi kullanıyor, bir şeyler yiyor. Sen bare bones bir kahve arabası, sadece kahve satıyorsun kardeşim. Yani kahveden başka su yok, tamam mı? Dolayısıyla rekabet çok kısıtlı. Kendini o nişe adamışsın. Yani yanına sandviç de koyayım, yanına kola da koyayım dediğin zaman kafeyle rekabet ediyorsun. Sadece kahve arabası dediğin zaman farklı bir oyundasın. Ekincim, şöyle yapacağız. Biz zaten fair trade coffee kullanacağız. Yani bizim kullandığımız kahve insanların köleleştirilmeden çalıştırıldığı ve biraz daha pahalı olan bir kahve. Kahve çiftçisinin
adil hakkını aldığı kahve. Dolayısıyla bizim kahvemiz 15 kuruşa da alabilecekken biz 25 kuruş veriyoruz her bardak kahveye. Çünkü 10 kuruşluk kardan feragat etmezsek yaptığımız iş sürdürülebilir olmaz. Kahve üreticisinin yaşamını, insanca yaşamını sürdürebilmesi gerekiyor. Güzel bir noktaya değindin, teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii her gün için bir fidan dikecek kampanyası yapabilirsin. Onu üniversitenin bahçesine yapabilirsin. Yani üniversitenin bahçesi olduğunu varsayıyoruz. Yusufçum, bu discount kupon dediğim bunlar aslında aidiyet programları. İşte 10 tane damga bastırana bir tane kahve bedava. Şimdi arkadaşlar düşünün, biz kahveyi 3 liraya satıyoruz, tamam mı? Ama kahvenin bize gerçek maliyeti 65 kuruş, tamam mı? 10 kahve alana ben bir kahveyi bedava verdiğim zaman bana onun gerçek maliyeti 65 kuruş. Dolayısıyla 10 bardakta 6,5 kuruşa düşüyor. Müthiş bir reklam metodu. 3 sene sattığın kahvenin 6,5 kuruşa reklamını yapıyorsun. İşte loyalty program dediğin şey bu. Aidiyet dediğin şey, ben loyalty aidiyet. Aidiyet programı dedim Meltemciğim. Oyunlaştırabilirsin. Çok güzel. Fikirler muhteşem. Böyle köpürdünüz, akıyorsunuz. Çok çok güzel ya. Yani arkadaşlar ya bu online eğitimi herkes yerden yere vuruyor da sınıfta bu kadar çok fikir köpürmüyor ya. Takır takır herkes konuşuyor. Susturamıyorsun sınıfı. Şuraya bakar mısın? Ya yüz yüzenin yerine hiçbir şey tutmaz diyenler gelsinler bir izlesinler ya. Kendi termosunu getirene kahve 3 lira değil 2 lira kardeşim. Oradan biz zarar edelim. Daha doğrusu kardan kaybedelim ama sürdürülebilirliği sağlamaya çalışalım. Zaten farkındaysanız bizim kaplarımız da karton kaplar, styrofoam kap değiller. Evet arkadaşlar, Ahmetciğim, evet, bu işe gidilir. Kahve içinde para oldu, herkes ikna oldu mu? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Herkesten, şu anda katılımcıda olan herkesten aşağı yukarı 385 kişi var. 10'ar lira, 15'er lira topluyoruz. Başlangıç maliyetini karşılıyoruz ve MEFT'e kahve işine giriyoruz, tamam mı?